الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ودينكم واحد، ونبيكم واحد، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. رواه النجار عن أبي سعيد. Bir kurban bayramında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem okudukları hutbada bu hadis-i şerifi buyurmuşlar. Rabbimizin birliğini. İnne rabbekum vahidun. Rabbiniz birdir. Bütün beşerin, bütün mevcudatın, bütün mahlukatın Rabbisi bir Allah'tır. Başka yoktur yaradan. Yaradan ancak Allah'tır. Ve inne ebâkum vahid. Babanız Adem ve Havva. Validede türemiştir bu nesil. Neyle babanız da birdir. Hangi cinsten, hangi milletten olursanız olun, netice itibariyle aslınız Adem Aleyhisselam'dır. Ve dinekü vahid. Dininiz de indi ilahi ki İslam dinidir. Ve nebiyekü vahid. Peygamberiniz de birdir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberler, peygamberimize gelince kadar birçok peygamberler gelmiştir ya, onların hepsinin kökü yine peygamberimizdir. Bütün peygamberler aldıkları füyuzatı peygamberimizden almışlardır. Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın vesairenin bütün aldığı feyizler ve gösterdikleri mucizeler, kerametler hep peygamberimizden onlara intikal suretidir. Öyleyse وَلَا فَضْوَ لِعَرَبِيِّنْ عَلَى عَجَمٍ. Öyleyse artık ne Arap'ın Acem üzerine وَلَا عَجَمِيِّنْ عَلَى عَرَبٍ. Ne de Arap'tan gayrısının Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Artık yoktur. Çünkü hep bir gökte. وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدْ وَلَا أَسْوَدْ عَلَى أَحْمَرْ. Yani siyahın bir yerlerine kırmızı olan, yani biz burada renkli ya sarı renkli olan diğer kavimlerin de birbirlerine hiç farkı yoktur. Ne olursa olsun ister siyah, ister beyaz, ister kara, ister kırmızı. Bunların hiçbirinin diğer üzerine bir üstünlüğü yoktur. İlla bir takva. Ancak takvadaki üstünse bir siyahidir ama takvası vardır. Bir sarıdır ama takvası vardır. Bunun kıymeti vardır. Yoksa Arap olmuşsun, istersen ne zaman olursan ol. Demin ki takvan yoktur, duramazsınız. Bu bütün beşer için bir miyardır yani. Beşer buna ittiba etse, sen geçenlerde de hazırladın ya, Şamlı misafirler geldi bize. Onu kasede okuyorlar. Bizim o kasedeyle bizimkiler de okuyor ama Seyyidül Arabi vel Azam okuyoruz biz. O okuyor Seyyidül Arab. Birkaç defa ihtar ettim kardeş. Bunun adına Acemi de koy. Biz böyle okuyoruz Seyyidül Arab. Yalnız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ın seyyidi değil ki. İnsi cinnin seyyidi. İnsi ve cinnin seyyidi. Niçin böyle yapıyoruz? İşte o Araplık damarları içeriden daha tamamıyla atılamamış Müslüman ama Allah kusurumuzu affetsin. Hepimiz şimdi bu onun şey, bu kaydının altındayız yani. Kimsenin kimseye bir üstüne yoktur. Bu siyahın beyaz arasında da değil. Arap manzara bizim de birbirimize karşı. Bizim de bir okumuşumuz var, okumamışımız var. Bilenimiz var, bilmeyenimiz var. Zayıfımız var, gövyümüz var, çeşitli. Hiç kimsenin birinin diğer üzerine fazilet yok. Ancak takla kimdeyse, şunun parası çokmuş, bunun malı çokmuş, bunun bilgisi çokmuş, kıymeti yok. Takla vardır ne mutlu. Yalnız Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bir şeysini okuyordum da hoşuma gitti. İnsanlar iki türlü haşır olacaklar diyor. Haşırları iki türlüdür. Cismani ve ruhanidir diyor. Ruhani olan cisimleri ilimlerin nispetinde kisredecek, ilmin nispetinde kisredecek ağırlıkta cismani şeysine kısmı da amele kadar, ameline göre kisredecek. Ameli nasıl bir amelse ona göre kisvelenecek. İnne Rabbi tebareke ve teala
خَيَّرَنِي بَيْنَ خَسْلَتَيْنِ اَنْ يَدْخُلَ نِصْفَ اُمَّتِيَ الْجَنَّةِ وَبَيْنَ الشَّفَاءَ Cenab-ı Gâdi-i Vücud ve Tekaddes Hazretleri beni iki şey arasında muhayyer kıldı. İstersen ümmetinin yarısını cennete koyayım, istersen sana şefaat ettireyim, sen şefaat edin. Burada yok, diğer bir hadiste fakta bu şefaat. Ben yarısına değil, şefaati ihtiyacım. Çünkü yarısına kanaat yok. Cenab-ı Peygamber Efendimiz birçok isimlerine de geçer yani. Hem Şafii olmakla beraber, çok merhametlidir yani. Hiçbir kimsenin burnunun kanadını istemez ümmetinde. اِنَّ رَجِلًا دَخَلَ الْجَنَّةِ فَرَعَ عَبْدُهُ فَوْفَ دَرَجَتِهِ Ha bak burada geldi. اِنَّ رَجِلًا دَخَلَ الْجَنَّةِ Bir adam cennete giriyor. فَرَعَ عَبْدُهُ Görüyor kölesini ki فَوْفَ دَرَجَتِهِ Kendinden üstün dereceye çıkmış. Köleydi, kendisinin hizmetkarı idi. Kendisinin hizmetkarı cennette daha üstün bir makama nail olmuş. Fakat şimdi sahibi olan kölenin sahibi diyor ki, Ya Rab! هَذَا عَبْدِي فَوْفَ دَرَجَتِهِ Bu benim kölem, fakat benim üstündeki makama çıkmışlar. Nasıl olur? Çünkü daima kölelik aşağıda oturur, efendiler üst katta oturur mesela bu usulden adetlenirken, bu nasıl oldu burada diyerekten adam itiraz ediyor. Fakat Cenab-ı Hak diyor ki, okuldan, naam! جَزَيْتُهُ بِعَمَلِهِ وَجَزَيْتُكَ بِعَمَلِهِ Burası dünyadır. Herkesi ameline göre ben mücazetlendim. Onun ameli buna layık, senin amelin de buna layık. Sen yatıp uyudun, o ibadet taat etti. Sen efendim rahatındaydın, o eziyetteydin. Birçok şeyler. اِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ قَدَبَ الرَّبِّ İlla hatırlarınız. Gizli verilen bir sadaka. İnne sadakata sır, açık sadaka değil, gizli sadaka. Kimse bilmiyor yani. Tutfi mukadar, valla valla. Tutfi itfa, atfayı ver, söndürür. Atfayına söndürür yandına, bu da söndürür. Kadabarrak, Hazreti Allah Celle ve Aleyhi'nin kadabını söndürür. Bir ceza yapmak istiyor, fakat onun gizlice verdiği bir sadaka dolayısıyla Cenab-ı Hak bu cezasına vazgeçiyor. Kadabı söndürmek demek. Onun şeysinden dolayı, verdiği sadakadan dolayı ona yapacağı ceza yapmıyor. Onun için sadakanın çok, yani bu denilenlerden çok daha üstün faziletleri vardır. Onun için sadakayı gizlice vermek lazım. Ayet-i Kerime'de de buna misal var, estağfirullah. بِاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فِهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Hz. Allah Celle ve Aleyhi'nin fermanında onu gizlice verirseniz fukaraya, bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Mesela zekat kısmı alenen verilmesi hastalık. Çünkü vermeyen de zekatı bilmeyen daha varmış yani içimizde. Bu İslam memleketi olduğu halde zekatı bilmeyenler varmış içimizde. Geçen tesadüf ettik. Allah affetsin. Hem de şöyle demişler ki bu parana senin zekat düşer hanımefendi. Kimse. Panga demiş parası da. Oo demiş öyle şey mi olur ya? Bizim bu paramız demiş. Çalışmıyor ki. Orada pangayı koyduk. Orada az bir gelir getiriyor işte o kadar demiş. Buna zekat olursa verilecek mi? Kendisinden bir şey demiş. وَاِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ تَزِيدِ فِي الْاَمْرِ Şimdi burada dikkat edin. Sılı-ı Rahim, akrabaların birbirlerine olan ilgileri, varlıkları, görüşüp konuşmaları, gidip gelmeleri. Akraba talikatın birbirine, mektupla uzaktaysa, mektupla hiç olmazsa, yakındaysa gidip hatta hâlâ hatırısını sorma suretiyle filan, ihtiyaçları olduğu vakitte ihtiyaçlarına temin suretiyle bu hizmeti yaparsa bir insan, akraba talikatıyla ilgisini kesmezse tezidü fil omri ibare böyle. Tezid ziyade eder. Nerede? Fil omri. Omri ziyade eder. Öyle artar mı? Öylesini bilmem. Buradaki tabiri vasıtası diyor. Allah-u Teala diyor ki özür. Burada diyor ki ey fil bereketi. Yani onun ömrüne bereket verir. Ömrü bereket verir. 10 senesi bitmiyor, 20 senesi bitmiyor. Çok uzuyor günleri. Fakat Allah-u Teala'nın artırmak ihtimali de vardır yani bunun içerisinde. Bereketi olmakla beraber artması da muhtemeldir. Bu sıla-i rahim dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir mükafatı demek. Ha, bu kulların bak aralarında ünsiyet var, ülfet var, güzel geçiniyorlar, birbirlerini ziyaret ediyorlar, kusurlarını affediyorlar,
birbirlerine taavunda, muavenette bulunuyorlar, yardımda bulunuyorlar. Gayet bu kulunu 10 sene daha ömrünü uzatırım diyor Cenab-ı Hak. Bu kadar olur bu ikramı. Günü karışır mı ülkeler? Bunun aksi de var tabi. Akraba taallukatıyla ilgisini kesmiş. Amcam böyle diyor, dayım şöyle diyor, efendim teyzem böyledir diyor, halam böyledir diyor. Ne gidiyor, ne gidiyor, ulan öyle yapıyorlar diyor canım diyor, ben diyor. Kesmiş ilgiyi. Neden işte Mirat'ta şöyle yaptılar, haksızlık ettiler, şunları şöyle yaptılar filan bir sürü bahaneler. Affetmekten şeysi yok, kabiliyeti yok kendisinde. Bunu da ömrüm, bunu da bilayet yok. Ve inne sanayel ma'ruf. İyi işler işlemek ma'ruf. İyi işler işlemek, hayır işler işlemek. Mesela cami yardımına, köprü yardımına, çeşme yardımına, devlet millet şu işinde ne gibi şeyler, ihtiyaçlar varsa bu gibi hayırlara iştirak ediyor. Yemekler yediriyor. Efendim, birçok böyle maruf olan işleri işliyor. Bu tekî mesâri as-sû. Tekî vikâye eder, muhafaza eder, mesâri as-sû kötü tehlikelerde. Bunlar insanları kötü tehlikelerden korumuş. Mesela, şimdi Allah muhafaza etsin. Dün ben bir kardeşimiz var Tarsus'ta. Dün misafirimizi verdim, sordum bir arkadaşımızı. Dedi sizlere 15 gün evvel bir trafik kazasıyla gitti. Nasıl? Adam yol ortasına arabayı koymuş, gece hırsızlık yapacakmış. Aydınlıklarını söndürmüş. Tabii taksi gelirken arabayı görmüş ama hemen yana durmuş arabanın altına girmemek için. Öte taraftan gelen de bu da onun karşısına çıkmış. İkisi bir müsaadene de hiçbirisinden hiçbirisi kurtulamamıştı. İşte bu kötü bir kazandır. Bunların sadakaları, ama bunlar diyeceksin ki 7 kişi arabanın içine 8 kişi, hiçbirisi de bir hayır yapmadı mı diyeceksin? Bilmem artık. Bu kazalar böyle oluyor, Allah bunlardan hepimizi muhafaza etsin, evden çıkarken okuyarak, Allah'tan himayi isteyerek, muhafaza isteyerek, öyle çıkmak lazım. Hatta hayallaşarak icap edersen. وَاِنَّ قَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Herkes de para olmaz ki. Değilsin sağına soluna. Bunun şeysi, قَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ La ilahe illallah sözü تَتْفَعُ عَنْ قَائِلِهَا تِسْعَةً وَتِسْئِينَ بَعْضًا مِنَ الْبَنَةِ Bu La ilahe illallah'ı bir kere söylemek. Bunu söyleyenden 99 tane belayı def eder. En aşağısı hem kaygı yani. Bazı dertler kaygılar o insan bu düşüncelerle filan meşgul olup en hesabı, en büyüğünü kim bilir neler. Şimdi Muhyiddin Arabi Hazretleri bu La İlahe İllallah hakkında La İlahe İllallah'ın iki türlü tekellümü vardır. Birisi hakiki, birisi de resmi. Resmi olan bizim La İlahe İllallah deyişlerimizdir. Hakiki olan La İlahe İllallah mizana konmaz. Çünkü mizana mukabili olan bir şey konur. La İlahe İllallah'ın mukabili yok ki mizana konsun. Bu bir Allah. Mizana konan La İlahe İllallah bizim resmi olan tevhidlerimizdir ki bunların da mukabili yok yani yer, gök, bağdaş bütün varlığıyla terazinin bir gözüne koysak diğer gözündeki La İlahe İllallah öyle gelir. Onun içindir ki bir kere bir insan La İlahe İllallah şöyle candan söyledi miydi bundan 99 tane belada kılınca bunu bir insanda 100 kere bir günde 100 kere La İlahe İllallah diyecek olursa onun kadar sevaplı ahirete bir insan gitmeyecek, ne ki ondan fazla söyleyen olsun. Mesela bu da 200 demiş. Fakat 1000 taneyi hiç olmazsa insan, en aşağı 1000 taneyi her gün demeli. Çünkü bizim 1000 tanemiz hangi bir taneye denk gelir? Şey demiş, vaiz-i İslami, bu 5000, 10000 diye nereye şaşıyorum ben demiş, nasıl diyorlar? Ben bir kere diyemedim demiş. O hakiki söyle istiyor, hakiki çıksın ağzında. Çünkü La ilahe illallah manası çok insan. La ilahe illallah söyledi mi insan adeta melek yani o insan. Ondan başka bir şey beklenilmez. Halbuki biz hem La ilahe illallah diyoruz hem de birçok hataların, kusurların düştüğü yere düşüyoruz. Onun için bizimkilerin 1000 tanesi hatta 10000 tanesi bir tane anca olur. Onun için ne kadar çok versek ne kadar faydalı olur. Bakın yine inne sadakatel müslim. Burada da yine bir Müslümanın verdiği sadaka. Burada da doğrudan doğru nasıl verirse versin. Tezidü fil ömri. Burada diyor ki şimdi bu hadisindeki Levent Tabrani'nin bir yanında Hazreti Abdullah'dan ömrü ziyade eder diyor. Orada Süleyman İbrahim ömrü ziyade eder dedi. Burada da doğrudan doğru sadaka da ömrü ziyade eder dedi. Ve tennehu mi'tete su'in. Aynı zamanda da
kötü ölümden de insana olur. Şimşek çakmış, bina altında kalmış, efendim zelzele de olmuş, şu olmuş bu olmuş, trafik belalarına uğramış. Bu gibilerinden de korurdu Allah. Onun için Allah çok şükür elhamdülillah sıhhat vermiş, afiyet vermiş bizlere. Her gün bir kazancımız var, az çok. Bu kazancımızdan her gün bir sadaka vermek bizim üzerimize borçlu yani. Her gün kazancımızdan bir sadaka ayırıp, ona da bir muhtacın lokmasına ilave etmek, her insana, her Müslümana verişen bir vazife. Bununla beraber, وَيُزْهِبُ اللّٰهُ بِهَا الْكِبْرَ وَالْفَحْرَ. Şimdi asıl belanın büyüğü, bu şey ki, insan zenginleştikçe, gerek ilim cihetinden zenginleşsin, hafızlık, ses cihetinden zenginleşsin, sesi güzel yani. Herkes böyle şeyden, müzikler bilemiyorken sen, ses güzelliği bir afat. Ve yüz güzelliği bir afattır. Para güzel, para sokuldu, o da bir afattır. Şimdi bunlar paralar çoğaldıkça, böyle bilgiler arttıkça, bunun yanı başında kibriyle fakiri beraber kalkar. İkisi beraber kalkar. Mesela sesi güzel, bir hafızın yanına da böyle zikremezsin. Kimseye vermez. Efendim, ilimde de böyle yüksek olduğu da, o da bakarsın kimseye metelik vermez. Niçin varlık ve onunla beraber geliyor. İşte bu sadakalar, o varlıklarla iftiharı da indirir aşağı diyor, giderir. Bunlar da senden kalkar. Şey gelmişken, sırası gelmişken, şeyin bir şeysi aklıma geldi. Niyazi merhum. Rahmetli koca çok okurdu. Ey derde derman isteyen, yetmez mi dert derman sana? Ey rahatı can isteyen, kurban olandır can sana. Çok güzel bir sözdür bu. Dert, çok tabi. Ey derde derman isteyen, derdine derman isteyen. Dertler, karın ağrısı, baş ağrısı, dizi sıhhatsizliği yani fakirlik, makirlik hepsi bunun içerisinde. Bu dertler. En nihayet bir gün gelir ki ecel bunları tükerir. Ecel gelir, bu dertler de onunla beraber biter. Bunlara dert denmez. Bunların ayrıca mükafatı da var sabrettiğimiz takdirde. Sabrediyoruz. Ona karşılık Cenab-ı Hakk'a çok mükafat veriyor. Hastalıklara. Fakat asıl dert, Allah-u Teala'nın mülkünde yaşarlı bir insan. Onun verdiği rızıklarla mevzuk olur, yer yaşar. Sıhhatı da yerinde, Allah vermiştir o sıhhatı da. Bununla beraber bu varlığın sahibi Hazreti Allah'ı tanımadan ve ona inanmadan La ilahe illallah deyip de mucibi dedi, amel etmeden gitmekten büyük daha dert yok. En büyük dert bu. Ama şu ilmin sahibiymiş, bu ilmin sahibiymiş, şöyle adammış, böyle. Bunlar hepsi fesat işte. On para etmez hepsi. Asıl iş varlığın sahibi Hazreti Allah'ı tanımaktır. Onun için ne diyor? Hızır Aleyhisselam dağdan geçiyormuş. Allah'ın birliğine, tabi ilim lazım ama bu Allah'ın verdiği göz kafi yani. Cenab-ı Hak göz vermiş, bu gözdeki hüsler insanları uyandırma kafi. Şimdi Hızır Aleyhisselam çobana uğramış, çoban yatıp kalkıyor, ne yapıyorsun diyor, namaz kılıyorum diyor, öyle namaz olmaz diyor. Namaz böyle olacak, öğretiyor. Fakat çoban tabi gözünden bakmış ki, ucu bucu yok bari. Semasına bakıyor bir çeşit, arzına bakıyor bir çeşit, yani bunların sahibi var bir Allah diyor. Başka bir şey bilmiyor, okumak bilmiyor, bir şey bilmiyor. Bilmiyor ama içinden Allah'a karşı bir inanç, bir bağlılığı var. Hızır Aleyhisselam gelmiş buna işte elham okuyacaksın demiş. Efendim, Sübhane Rabbi azim diyeceksin, secde yapacaksın filan diyeceksin. Öğretmiş, peki demiş. O ayrılmış, bir deniz kıyısıymış bulundukları yer. O denizden çekilip gidiyor. Bu da Allah-u Ekber diyana duruyor. Fakat Hızır'ın dediklerini unutuyor. Unutuyor, koşuyor Hızır'ın arkasından suyun üstünde. Bakıyor ki Hızır arkasından çoban suyun üstüne yol yürüyor. Aman demiş, bildiğin gibi, bildiğin gibi. İşi Allah, Allah'a inanç meselesi bu. Bunu okumuş, okumamış filan lazım değil. Allah'ın verdiği gözü sen ibretlense böyle temaşa edersen, bir göz ki ibret olmaya nazarında, o düşmanı da sahibinin baş üzerinde dediği, bakıyor göz, inekli de var göz. Kastırıyorlar, ibret alamıyorsan, bu varlığın, varlıkların sahibini tanıyamıyorsan, ne işeyse o gözün. Ha, dert asıl, işte bu şeyde misafir geldi bana, Çeşme'den. Burada da ilahiyatını okuyordu, çok bilmiyor bir şey. Fakat diyor ki, bana Allah bir kafa verdi diyor, nerede ne duyduysam bu kafamda da duyarsa diyor. Her zaman da gelen hocalardan duyduklarını bana bir anda saatlerce saldı orada. Ben de şuraya yazdım bir tanesini. Bu 8 şey, belayı ehli dünya bil yakın.
Bu 8 şeydir belayı ehli dünya bilyekin. Hırs, şehvet, lüub, gaflet, fakir, zinet, kibri kim? Buyurmuş İmam-ı Gazali'nin sözlerindenmiş bize. Bundan ben böyle emet ödeverdim. Bunlar bela yazım yani. Bir insan kibir olursa, hasetçiliği olursa, riyakarlığı olursa, böyle gazabı şehveti olursa, ki bunlar yerinde olmadığı takdirde, o çok felaket bir şeydir. Dün güne gördüm, ben şeyin Muhittin Arabacılıklarını, hani halvetten insanların tekemmül etmesi için halvetlere girmek lüzumunu şey yaparken, o da demiş ki, halvete girmek, riyazete girmek yani, ahlakı temizledikten sonra da demiş, orası terfi içindir demiş, terfi yeri orada, çalışacaksın, terfi mekamat yapacaksın. Oraya kötü ahlaktan girdikten sonra olmaz işte. Evvela ahlaklarını dışarıda düzelteceksin. Ondan sonra riyazete, özete çekileceksin diyor. Bu da çok acı bir şey. Malum ağaçlar hep yaşken eğilir, bükülür. Kartaldıktan sonra bir şeyler olmaz. Ne insandan ne hayvanda, ne de ağaçta. Binaenle kartaldıktan sonra bir insanla kibirli, efendim hırslı, gazaplı falan 60-70 sene bu huy üzerinde yetişmiş adam. Şimdi bundan bu huyu nasıl olursun Allah'ın aslından o huyuya bakalım. Öyleyse, ne, onun için bize derler ki, temeşir taslar artık ne derler. İşte bu böyledir. Allah cümlemizi nevmi gafletten uyandırsın da, iyi ahlakın sahibi olamayınca, henüz daha çocuklarımız iyiye yürürken, o terbiyenin üzerinde durmak lazım. Ona ön eşini mahir vermek lazım. Yoksa kartaldıktan sonra bir şey olmaz. Onun için sadakanın sebaetlerinden birisi, hem böyle malın artmasına sebep olur, bir, mallarımızın muhafızasına sebep olur, iki, Allah-u Teala'nın gadabını söndürür 3, diğer de ömrünüzü artırır 4, kötü ölümlerden de korur sizi 5. Ve bir de ahlakınız da sizin yüzü sibir, kibir evvel sakladı değil. Onlar da gidiyor işte, o da kolay bir şey diyor. İnne sadakatel fitri hakkun vâtibün alâ küllü müslimin sagîrin ev kebîrin zekerin ev unza kurrin ev memlûkin hâdırın ev bâb sâ'un min şe'îr ev temr. Ramazan bayramında verdiğimiz sadakalar. Ki güneş doğmadan evvel verilmesi vaciptir bunu. Herkese yani. Evinizdeki kölenize de, çocuğunuza da, yeni doğan yavrunuza da, ölmek üzere olup da daha henüz ölmemiş olan dedelerinize, dinleyenlerinize de bu sadakanın verilmesi lazımdır. İşte onlar da her sene beyan olmuş şeylerle. Ne kadar verici. İnne salaha zatil beyn. Şuna bak dikkat edeceksiniz. İnne salaha zatil beyn. Zaten iki kişinin arasını bulmak, iki darılmış, iki küsüşmüş, birbirlerine iltifat etmeyen iki kimsenin arasını ıslah buluveriyorsunuz. Aralarda giriveriyorsunuz. E'azamu min âmmeti salat ve sıyam. Gecelere kadar kıldığın nafile namazdan, gününüzleri tuttuğun nafile oruçlardan daha azamdır bu. Demek ki vazifemiz insanları birbirinden ayırmak değil, insanları birbirlerine yanaştırmak. İnsani vazife. Birbirlerinden ayırırsan insanlara fitne fesat katarsan, laf getirir götürürsen, gıybetçilik yaparsan, efendim, bunlar insanların birbirinden soğumasına sebep olur. Bunun cezası da sen ne kadar gün üzere oruç tutsan, geceleri de efendim ibadet, taat etsen, yapmazsan, faydası olmaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler dediler, iki tane kadın var, bayıldılar, baygınlık geçiriyorlar, oruçluyor. Oruçlarından dolayı sıcak mevsim, bayılıyorlar, sizden bir şey istiyorlar, yardım istiyorlar. Götürdü, Efendimiz dedi, götürün buna, kussunlar bunlar, kussunlar. Bu tabağın içerisine kustular ki birçok irin, cerahat, et parçaları, kan parçaları falan. Bunlar dedi, oruç tutuyor ama Müslüman kardeşlerin etini yemişler. Ölü kardeşin etini yiyen, hani? Bunlara bak, et parçaları bak, ağızlarından çıkana bak. Gösteriyor hesabına. İşte bunlar tuttular bunları. Demek işlerindeki o fenalıklar bunların oruçları onlara fayda vermez dedi. Nafile oruç. Onun için insanlarda ıslah-ı zatil değil, çok afdaldir. Mukabili Müslümanları birbirinden ayırıcı, fitneyi mucib olan her çeşit şeyde. Islah-ı zatil değil yani fitneyi mucib olacak şeylerden de uzaklaşmak lazım. Şimdi bakın burada çok çağıran dikkat. İnne salatel murabitı. Tadilu hamse mi'eti salat. Şimdi burada cemaatle kurduğumuz bir namaz var. Bu 25-27 derece arasında ihtilaflı bir salat olur. Büyük camilerde 50'ye kadar olduğu rivayet olmuş.
Kudüs'te 500. Namaz 500 sevap. Fakat muradık demek gözcü. Hudüt'te düşman gözlüyor. Düşman içeriye girmesine mani olmak için gözcüyor da. Bu gözcülük sırasında kıldığı namaz 500 namazı maadi. 500 sevabı var. Bizimkinde 25 cemaatler bu tek başına durduğu halde 500 sevap olur. Gönlünü gözle. Şeytanı oraya sokmamaya çalış. Bir kere şeytan askeri oraya girerse onu oradan çıkarmak çok zordur demiş. Destini tut, ta doluncaya kadar. Gönlünün içerisinde. Bu hep bildiğimiz şeylerdir. Allah muhafaza. Bir istilaya uğradığı vakitte memleketten düşmanın dövüşülüyor mesela. Gücümüz az geldi. Girdi herif içeriye. Ona yalvarsak, yıkarsak, yapma efendi, etme efendi, burası bizim memleketimizdir. Sen buradan çekil git de. Biz burada oturalım desek, dinerler ve bunu yani. Onun karşısında onu çıkaracak bir kuvvet lazım. Ondan üstün bir kuvvet bulacaksın ki onu oradan kovabilirsin. İşte Kudüs ne bende? Ha. Şimdi içimize bir huy girdiği vakitte o huyu söküp atmak, emin olunuz Yahudi'yi oradan söküp atmaktan daha zordur. Yahudi'yi söküp atmaktan daha zordur içeriye yerleşen bir kötülüğü atmak. Onun için kötülükleri içeriye yerleştirmemek lazım. Daha küçüklük devresine ver. Allah cümlemizin mühini olsun, yardımcısı olsun. Bu muradik de gönül gözcülüyor. Gönlünü gözle bakalım. Gönlünde Allah mı var yoksa Allah'ın gayrı mı var? Onun için gönlüne Allah'tan gayrını sokma. Soktuğunu bir çıkaramazsın da. Mesela mala bağlı olur insan, paraya bağlı olur. İşte çoluğa çocuğa bağlı olur. Herkesin bir düşkünlüğü var bir şeye. O olmaz işte. Ve defekat et dinar ve dirhem minhu afdal min tis'i mi'eti dinarın yunfikuhu fi gayri. Verdiği sadakalar da 900 misli artıyor. İnne ta'amel vahid yekfi isnin. Yekfi isnin. Ve inne ta'amel isnin yekfi selaze vel erba. Ve inne ta'amel erba yekfi l-khamse ve sitte. Şimdi kişilik yemek var. Oturduk yiyeceğiz. Tak tak kapı çalındı. Birisi geldi. Aman şu yemeği şuradan kaldırdım. Şimdi bu misafir geldi. Olmaz ikimizi de doyurmaz diyerekten yemeği kaldırmak bakırlık alametidir. Sıkılığın alametidir. Onu koy, ikiniz de yeter diyor efendim. Bir kişilik yemek, iki kişiye kanaat lazım. Fakat şimdi bizim gençlerimiz arasında bir şey söyledi. Ekmek yiyorsanız şişman olursunuz, ekmek yemeyin. Bu ödek kaşığı yemeğe veriyor. Yemek yiyecek de şişmeyecek. Ama onu sen elinde yer. Misafir olduğu vakitte sana yemek mi yetiyor, o kadar cemaat yemek mi yetiyor? O kolay bir şey değil ki yemek yapmak. Bunu sabahtan akşama kadar millet öyle şey yapacağım diyorken, 5 dakikada bitiriyor, bunu olmaz. Rahat, her şeyde lazım. Bizim malamız ekmekle hasıl olmuştur. Az yiyorsun, şişmesin. Yani birinki ikiye, ikininki üçe dörde, dört kişininki de 5 veya 6 kişiye yeter diyor Efendimiz. اِنَّ طَيْبَةَ الْمَد۪ينَةِ وَمَا نَكَبٌ مِنْ اَنْقَابِهَا اِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ سَيْفَهُ لَا يَدْخُلُهَا الْبَجَّارِ اَبَلًا sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere. Kur'an'ın kapılarında efendim bir melek böyle kılıncını çekmiş, bekçilik yapıyor, hazır duruyor. Beccar ebediyya oraya girmez. اِنَّ عَدَدَ دَرَدَ الْجَنَّةِ عَدَدَ آيُ الْقُرْآنِ فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةِ مِمَّنْ قَرَعَ الْقُرْآنِ لَنْ يَكُنْ فَبْقُهُ اَحَدٍ. Bak şimdi bu nimetler çok büyük nimetlerdir. Geçen şimdi en ufak sure Tebarek suresi 30 ayetten ibarettir. Bir insan bunu her akşam okursa bakın ne müjde. Ona melekler gelip de sorgu sormayacak. Burada Efendimiz'in tefsiri. Her akşam sure-i mülkü okuyan insana melekler kabire girdiği vakitte melek gelip de merhabbeti demeyecek. Çünkü dünyadaki ameli bunu öyle karşıladı. Her gün okuduğu bu Tebarek suresi. Bu gayet kolay ve basit bir şeyken bunu bir kısmımız bilmiyor, bir kısmımız bilsek de yapamıyoruz. Ne kadar? Şimdi Kur'an, cennet, cennetin derecesinin nihayeti yok. Kur'an'ın nihayeti olmadığı gibi. Orada diyor ki mesela ne kadar büyük olursa olsun insan durdukça fıkar diyeceksin. Oradaki terfi derece her gün ayrı ayrı tecelliyle. Hayır bir ayrı ayrı. Onun için yine der ki cennet, burada cennet, burada yaşamak heveslilerine mahsustur cennettir. Cennet, burada yaşamak heveslilerine zavallılar,
Bunlar cennette yaşamak için hurilerle, çeşit yemeklerle yaşasınlar. Fakat cennetin dışında bir yer vardır ki, oradaki insanlar ne yemek isterler, ne içmek isterler, ne huri, ne gülben, hiç isterler. Onların yegane maksatları Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mazhar olup bakmakına. Başka şeyle ilgileri yok. Allah cümlemizi huraya layık değiliz ama onun fazla geniştir elhamdülillah. Lütfetsin inşallah. Onun için Kur'an okumasını her mümin öğrenmeli. Her mümin muvahhid daha çocuğuna küçük yaşında öğretmelidir Kur'an'ı. Kur'an'ı ile de amel etsin. Bu sabah namazımızda cemaatimizin içinde bir genç vardı. Daha 20 yaşında. Şimdi ihtiyat askerliğini yapmak üzere Isparta'ya gitti bu sabah camide. Yasin-i Şerif'i oku dedi. Ezberden Yasin-i Şerif'i güzelce oku. 20 yaşında bir çocuk da. Genç. Zamanın çocuğu. Fakat Allah Teala ona babasından aldığı terbiyeyle bellemiş onu. Güzel de okudu. Şimdi birçok insan, gençlerimiz var ki 20 değil de 40 olmuş belki. Henüz daha Kur'an okumaktan mahrum, aciz. Fakat insan 60'ta da okur, 70'te de okur. Zor bir şey değildir. Yani Kur'an okumak çok zor bir şey değildir. Gözümüzde büyütüyoruz onu. Çok da kolaydır yani. Ne olacak? 28 saatten ibaret. Buna efendim bir harfini bir gün uğraşsana sonra 28 günde öğrenir demek bir insan. Halbuki düşmez de o kadar. Allah cümle hakkını affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine mazhar eylesin. Hüsnü hatimelerle afiyete göçümler nasip müyesser eylesin. Bildiklerimizle de amel nasipsin. El Fatiha.